Ankara'da neler oluyor sorusunu her hafta Perşembe günleri saat 11.00'da TV100 ekranlarında sormaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Aynı zamanda da bir komşuluk durumumuz söz konusu, evet. TV100'de. Ankara'da Gazi Mahallesi'nde epey bir yakın Büyük Birlik Partisi ile TV100'ün Ankara bürosu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Bey. Ben de bir komşu ziyareti gibi görüyorum burayı. Daha önce de gelmiştim biliyorsunuz. Bu davetiniz için de teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızı ve sizlere hayırlı sabahlar, hayırlı günler, sağlıklı ömürler diliyorum. Başkanım, Ankara gündem, hava evet. Soğuk belki ama gündem sıcak. Şu an gündemde tabii Türkiye'nin 2023 seçimleri söz konusu ve bu seçimlerin ne zaman yapılacağı konusu da aslında birkaç yıldır ara ara konuşuluyordu ama anladığım kadarıyla ete kemiğe bürünmeye başladı. Sanki hava seçimin 18 Haziran'da değil de birazcık daha öne alınacağına yönelik. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyim? 14 Mayıs tarihinin öne çıktığını söylüyorlar. Şimdi Deniz Bey, tabii seçimlerin normal tarihi sizin de dediğiniz gibi 18 Haziran. Fakat seçimler erken alınabilir mi? Alınabilir. Şimdi bu konuda muhalefetin, yani Cumhur İttifakı'nın karşısındaki özellikle altılı masanın tavrına baktığımızda ne diyorlar? 6 Nisan'a kadar yapılacak bir seçime biz evet deriz. 6 Nisan'dan sonraki seçime hayır deriz. Yani 9 Mayıs dahi biz teklif etsek Cumhur İttifakı, muhalefet hayır diyeceğini söylüyor. Altılı masa daha doğrusu. Peki o zaman bu halde meclisin bir seçim alma kararı alamayacağı gözüküyor. Çünkü Cumhur İttifakı da 6 Nisan'dan sonra seçimi gerçekleştirmek istiyor. Sebebi de değişen bir seçim yasası var. Bu değişmiş olan seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Yani iktidarla muhalefetin seçim eğer erken alınırsa tarihte mutabık kalamayacakları açık. Tek yol kalıyor, meclisi feshetmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı alması. Orada da zaten büyük ihtimalle muhtemelen böyle gerçekleşeceğini umuyorum. Cumhurbaşkanımız karar alacaktır ve o karar aldıktan sonraki ilk açıkladığı diyelim ki efendim işte 13 Mart'ta açıkladı. 14 Mayıs'ta, yani 2 ay sonraki ilk pazarda seçim olur. Daha sonraki bir tarihte açıklarsa ondan sonraki pazarda olur. Tabii burada 14 Mayıs tarihinin gündeme gelmesinin sebebi şu. Evet, bu tarih konuşulmuştur, müzakere edilmiştir ama bir karara bağlanmamıştır. 14 Mayıs tarihinin gündeme gelmesinin sebebi nedir? O da işte Ramazan bayramı bitiyor, bir ay falan geçmiş oluyor. Hac mevsimi başlıyor, hacca gidecek vatandaşlarımız var 100 bin civarında. Hakeza yurt dışından Türkiye'ye dönüşler başlıyor. Aynı şekilde köylere sınavlar var, köylere gidişler başlıyor. Yani seçimin daha sağlıklı yapılabilmesi adına seçim en fazla bir ay gibi bir erkene alınabilir mi? Evet, bu kuvvetle muhtemel bir hadisedir ama henüz bu konuda verilmiş bir karar yoktur. Zamanında da yapılabilir. Yani o da hala ihtimal içerisindedir. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile ve Sayın Devlet Bahçeli ile ayrı ayrı ve üçlü liderler zirvesi şeklinde görüntüler oluyor. Kamuoyuna da yansıyor. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşmeniz oldu mu, olacak mı? Bu 14 Mayıs direkt ya da dolaylı bir şekilde partiler arası görüşmelerde hiç dile getirildi mi Sayın Genel Başkan? Ya bu konu konuşuldu. Yani bir seçim tarihiyle ilgili bir Sayın Cumhurbaşkanı görüşme konuştunuz mu? Oldu. Yani bununla ilgili bir görüşme oldu. Ama dediğim gibi net bir karar, bir tarih üzerinde bir karar verilmedi. Yılbaşından sonra tekrar bu değerlendirilir diye o zaman konuşuldu. Ne zaman konuşuldu? Şu anda da oldu. Yani birkaç ay, 3-4 ay oldu tahmin ediyorum. Hı. Birkaç aydan da fazla oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum ki bu tekrar görüşülecektir ama şu anda bu konuda belirlenmiş, yani görüşmenin tarihi açısından belirlenmiş bir gün ya da saat yok. Peki Sayın Genel Başkanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı
Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşme planlaması var mı Cumhur İttifakı? Bilmiyorum. Yani şöyle, biz sağ olsunlar, biz ne zaman görüşmek istesek Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüyoruz. Aynı şekilde onlar bizi ne zaman davet ederlerse biz de icabet ediyoruz, ama şu anda belirlenmiş bir tarih yok. Bu ama ihtiyaç hasıl olduğunda mutlaka görüşme gerçekleştiriliyor. Peki bu ay içerisinde bir planlama var mı? Yani şu anda bir planlama yok, ama bu olmaz anlamında değil. Olabilir. Anlıyorum. Peki hazır seçim... Yani şöyle, bizim görüşmelerimiz altılı masadaki gibi sıraya konulmuş ve aylar öncesinden tarihi belirlenmiş görüşmeler değil. Biz ne zaman ihtiyaç hasıl olursa hemen bir gün sonra da iki gün sonra da görüşebiliyoruz. Mesela siz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak güncel gelişmeleri değerlendirdiğinizde yakın zamanda böyle bir görüşmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşebiliriz. O ihtimal dahilindedir. Anladım. Hazır seçim başlığında konuşurken tabii hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda partilerin kendi listelerinden mi, yoksa bağlı bulundukları, daha doğrusu içinde bulundukları ittifakların kahvede listelerinde kahvede soğumasın mi? Fazla. Tabii, ikram etti arkadaşlar. Komşunun kahvesini içelim. Bir kahve içirtmedi demesinler TV100'de efendim. Buyurun lütfen. Sayın Genel Başkan, kendi listelerinizden mi seçime girmeye hazırlanıyorsunuz, yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listelerinde mi olacak Büyük Birlik Partisi? Bizim önceliğimiz devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin refahı, istiklali, istikbali ve Cumhur İttifakımızın önümüzdeki 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığı ayağında hem de meclis ayağında seçimi kazanması. Büyük Birlik Partisi olarak biz son bir yıl içerisinde, ben 70 en son gittiğim Hakkari ziyaretim 76. vilayetti. 76 vilayet, yüzlerce ilçe, belde, köy, çarşı, bunları gezdik. Şimdi ve burada gördüğümüz şu, yaptığımız çalışmalarda Büyük Birlik Partisi biliyorsunuz geçtiğimiz seçimlere yine Cumhur İttifakı içinde ama ittifakın ikinci şıkkıyla, yani AK Parti listelerinden milletvekili adayları göstererek girmiştik. Şimdi bu önümüzdeki seçimle ilgili kararımız, Cumhurbaşkanı adayımız belli zaten, Sayın Cumhurbaşkanımız, orada bir tereddüt yok. Meclis ayağında da biz bu sefer Büyük Birlik Partisi'nin kendi adayları, kendi amblemiyle Cumhur İttifakı çatısı altında yine seçime girmesi kararlılığındayız. Bunu da yine istememizin birinci sebebi, biz amblemimizi koymadığımızda, kendi adaylarımızla seçime girmediğimizde ister istemez tabanımızın bir kısmı başka partilere ya da aday olmayan illerde başka partilere yönelebiliyor. Bu her parti için geçerlidir. Sadece bizim için geçerli değil. Dolayısıyla da ama partinin amblemi olduğu zaman, partinin seçimi kazanma iddiası olduğunda inanılmaz bir oy patlaması yaşıyoruz. Bunu biz yerel seçimlerde de gördük. Diyelim daha önce %1-2 aldığımız yerlerde düzgün bir aday ve kazanacak bir aday konduğunda bir anda oyların %40'a çıktığını gördük. Yani bizim son yerel seçimde sadece 1/4 yerde aday gösterdik. Buna rağmen %2 oy aldık. Ve ilk 100 adayımızın, yani 350 adayımız vardı bizim. 1400 belediyelik var. Biz sadece 350'sinde aday göstermiştik. Diğerlerinde Cumhur İttifakı hassasiyetiyle Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Ve Doğu'da da HDP hassasiyetiyle onun karşısındakileri, yine Cumhur İttifakı adayları öncelikli olmak üzere destekledik. Şimdi ilk 100 adayımız, yani 350 adayımız içindeki ilk 100 adayımızın ortalaması %41. Yani %41 oy almış. Biz en az 50 tane belediye, bunların büyük kısmı da büyük ilçeler, %41 ile 45 arasında kaybettik. 48 ile kaybettiğimiz yerler var. 47 ile kaybettiğimiz yani yerler var. Yani bu seçimde Büyük Birlik yani Partisi Büyük Birlik kendi Partisi, amblemiyle giriyor. Evet, yani kendi amblemiyle girdiğinde bizim gördüğümüz, bugün anketlerde, bazı anketlerde işte gösterilmese de, bazı anketlerde 2-3 civarında çıksa da, bizim gördüğümüz Büyük Birlik Partimizin sahada gördüğümüz yüzde bugüne kadar Büyük Birlik Partisi'ne oy verdim diye, bu bir kapsamlı anket sonucudur, %8-9 arasıdır. Yani
Bu seçimde %8-9 oy alacağınızı düşünüyor musunuz Büyük Birlik? Ben şimdiden öyle afaki şeyler söylemeyi sevmeyen bir insanım, biliyorsun, ayakları yere basan bir insanım. Dolayısıyla da 8-9 alacağım gibi bir şey söylemiyorum. Bir alt sınırı ama, var mı Sayın Ama şunu söylüyorum. Kaç yani? Şunu söylüyorum yani? Deniz Bey, bakın biz hemen 8-9'u alabilir Büyük Birlik Partisi ilk güç gösterdiği yerde. Bu onu gösteriyor yani. İkincisi biz yine o yaptırdığımız anketlerde genel bu Büyük Birlik potansiyeli. Bir de genel potansiyele baktığımızda biz bu anlamda da Türkiye'nin 5. partisiyiz. Bunu da gördük biz. Bizim hedefimiz şudur, ya da beklentimiz, ya da alabileceğimiz oy şudur. Bir kere bu asla 3'ün altında olmayacaktır. %3'ün üstünde olacaktır. Ve gerçekçi olmak gerekirse bugünkü şartlarda Büyük Birlik Partisi 3 ile 5 arası bir oy alacaktır. Ha, bu adaylarla birlikte, konjonktürle birlikte daha da yükselebilir mi? Dediğim gibi bir anda 8'e 9'a çıkması da hiç yabana atılamaz. Çünkü böyle bir büyük birlikçi taban var. Yani geçmişte büyük birliğe oy vermiş bir taban var. Yani nasıl işte milliyetçi taban var, Atatürk taban var, ya da AK Parti tabanı var, CHP tabanı var, MHP tabanı var. Üç cümleyle, üç kelimeyle Büyük Birlik Partisi'ne insanlar niye oy versin? Büyük Birlik Partisi'ne şunun için oy vermesini bekliyoruz biz vatandaşlarımızın. Birincisi, Büyük Birlik Partisi Türkiye sevdalısı insanlar olduğu bir parti. Yani önce devletim, önce ülkem, önce milletim, devletin varlığını, bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini öne koyan bir parti. Yani bir kere bunun için vermesi lazım. İkincisi, Büyük Birlik Partisi her şartta, ama her şartta milletinin emrinde olan kadrolara sahip ve Büyük Birlik Partisi özgürlük, refah, güvenlik diyen bir siyasi parti. Yani bu üçünü ilk defa dillendiren parti Büyük Birlik Partisi olmuştur. Biz güvenliği ne kadar önemsiyorsak özgürlükleri de o kadar önemsiyoruz. Refahı da, yani halkın refahını da o kadar önemsiyoruz. Bakın son bir yıl içerisinde ya da 2-3 yıl içerisinde toplumdaki hak taleplerinin mücadelesinde Büyük Birlik'in tavrına bakın. Onu biliyorum, şimdi bakın, alttan da yazılıyor. Staj mağdurları. EYT'lileri hiç kimse konuşmazken, hatta herkes artık bu iş çıkmaz derken, ben ve arkadaşlarım dedik ki hayır, bu çıkmalı, bu bir haktır. Aynı şey 3600 ile ilgili geçerli. Aynı şey efendim işte sözleşmelilerle ilgili geçerli. Staj mağdurlarıyla ilgili son dönemde bize çok fazla şikayet geliyor. Staj mağdurlarıyla ilgili konuyu meclise en azından, çünkü hazırlanıyor şu an EYT ile ilgili görüşmeler başlayacak. Ben Sayın Bakanımızla da görüştüm. Öyle mi? Staj mağdurlarının konusunda tabii, görüştüm. Ne zaman? Mecliste de görüşüyoruz. Yakın zamanda. Geçtiğimiz ay görüştüm. Hı-hı. Yani Aralık ayı içerisinde görüştüm. Kendisiyle görüştüm. Tabii orada henüz olumlu ya da olumsuz anlamda verilmiş bir net bir karar yok. Siz alırsınız havayı Sayın Genel Başkan. Bununla ilgili hava nasıl? Çünkü bunda binlerce insan. Yüz binlerce. Yüz binlerce insan. Yüz binlerce insan var. Siz peki staj mağdurlarının da kapsama alınması gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum, şu anlamda düşünüyorum. Çünkü onlar da staj yapmış olsalar da o anda çalışıyorlar. Yani düşünün ki sizin bu TV100'de bir genç kardeşimiz okulu bitirmiş ya da işte üniversite son sınıfta gelmiş, burada staj yapıyor. Kendisine bir bordro çıkarılmış, bir maaş ödeniyor ve SGK primi de yarım da olsa yatıyor. Şimdi dolayısıyla bunun bu kapsana alınması hak değil mi? Bence hak, verilmesi lazım. Şimdi dolayısıyla ben bunu savunuyorum. Biz sadece kamuoyunun önünde olan kesimlerle ilgili değil, biz böyle 20 binli, 30 binli işte efendim Fahri Kur'an kursu öğreticileri, vekil imamlar, ücretli öğretmenler, ki bunların sayısı 90 bine yakın, PİKTES'li öğretmenler, yani usta öğreticiler, efendim işte kamu şefleri, yani ne kadar talepkar kesim varsa, ya da Bağkur'da emeklilikte, evet, bir takım şey yaşayanlar, özgürtlü bir kesim, sıkıntı yaşayanlar. Şimdi bütün bunların ben meselelerini hem meclise taşıdım, hem hükümete taşıdım ve Cumhurbaşkanımızla görüşülmesi gerekenleri de kendisiyle de görüşüyorum ve kendisinin de şu tavrını görmekten de büyük memnuniyet duyuyorum. Yani götürdüğümüz her meseleyi izah ettiğimizde
Sayın Cumhurbaşkanımızın buna makul bir şekilde karşılık verdiğini ve belli bir süre bunun kanunsa kanun, kararnamese kararname şeklinde düzenlendiğine de şahit oluruz. Tabii bütün bunlarla ilgili hassasiyet nedir? Bir bütçe hassasiyeti meselesi vardır. Çünkü pandemi ile birlikte bütün dünya ekonomileri sıkıntıya girdiği gibi Türkiye ekonomisi de sıkıntıya girmiştir. Ve daha sonra Rusya-Ukrayna savaşıyla bu daha da etkilenmiştir. Ama şu anda yavaş yavaş Türkiye toparlanmış ve tekrar ekonomik büyüme anlamında da yukarıya doğru evrilmiştir. Hazır yukarıya ondan doğru bahsetmişken yakın zamanda bir ekonomik düzenleme oldu özellikle Türkiye'deki maaşlarla alakalı. Önce asgari ücret düzenlemesi evet. geldi. Tabii çok konuşuldu. Sizin de bu konuyla ilgili tahminleriniz tam isabete. Hatta bir tahmininizin bir tık üzerinde oldu evet. Asgari ücret. 8.350 civarında konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam sizle. O şöyle oldu. Normalde 8.250 lira Sayın Cumhurbaşkanımızın orada bir ilave artışı oldu. Evet. Onu da 250 lirayı biliyorsun işverenlere de ödenmişti. Tamamen hazineden bir yükseltmeydi o. Sonuç Şimdi olarak, dünkü açıklamayla birlikte bu 400 liraya çıktı işverene destek. Evet. Asgari ücret 8.500 lira oldu özetle. Emekli memur maaşlarına da önce %25 akabinde dün de %5 Cumhurbaşkanı'nın ilavesiyle %30 oldu. Evet. Emekli memur zamları asgari ücretten sonra %30 yeterli oldu mu? Çünkü insanların tabii talepleri oluyor. Bir taraftan da devletin gerçekleri oluyor. Böyle arada bir yerde zaten herhalde siyasette denge bulma sanatı. Emekli memur memnun oldu mu sizce bu artıştan? Şimdi burada genel olarak zam %30 yapıldı ama mesela düşük maaş alan emeklilerde bu oran %58. Evet, en yani 3500'den 5500'e geldiğinde %58 yani asgari ücret oranının üzerinde de bir artış yapıldı. Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili. Şimdi diğer kesimlerle ilgili geldiğimizde açıklanan enflasyon rakamının neredeyse iki katı bir artış yapıldı. Yani %15 küsur enflasyon açıklandı. Son ay 6 ay enflasyon ve %30 zam verildi. Biz zaten Büyük Birlik Partisi olarak bu zammın minimum %30 olması gerektiğini ifade etmiştik. %30 ile 40 arası bir zam bizim görüşümüzdü. Bizim kamuoyuyla da paylaştık, hükümetle de görüşmelerimizde dile getirdiğimiz mecliste de bu rakamdı. Şimdi ben inanıyorum ki eğer hayat pahalılığı da bir işçi kesimimiz ya da efendim işte memur kesimimiz yani alım gücüyle ilgili bir yükselme gözükmezse ben 3 aylık dilim sonunda ikinci 6 ay beklenmeden yani seçim diyorsunuz. Sonuna gitmeden yine yeni bir düzenleme yapılma ihtimalini de ortadan kalkmaz diye düşünüyorum. Yani emekli ve memurlar için de emekli ve memurlar için de tabii. Asgari ücretli için de bu geçerli ama asgari ücretli şimdi bakın Deniz Bey asgari ücretli bizde aslında bizim bir eksiğimiz var Türkiye olarak. O da şu. Bizde asgari ücret asgari geçim rakamı olarak algılanıyor. Halbuki böyle değil. Mesela Türk İş Başkanımızı da dinlediğimizde televizyonda da söyledi. Benim dedi 1 milyona yakın işçi biliyorsunuz temsil ediyorlar. Ve belki de üzerinde. Şimdi sadece %1'i dedi asgari ücretli dedi benim temsil ettiğim kesimin. Şimdi geri kalan %99'u asgari ücretin daha da üzerinde maaş alıyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii memur ve emeklilere zam verildi, asgari ücretlilere verildi. Şimdi işçilerimize bana göre sıra geldi. Önce şu kitlerde çalışan evet. 80-90 bin civarındaki taşeronun kadroya alınması lazım. Kitlerden de çok mesaj Tabii, geliyor bu kadroya arada. Alınması Onların lazım. Da... Onun kapsamında olması lazım. Daha önce bu kapsamıştı ama şu son sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili süreçte biz tekrar bunu da gündeme getireceğiz. Bunun da takipçisi olacağız. İkincisi de tabii işte bu 1 milyona yakın işçi yani kamuda çalışan işçi de toplu sözleşme bekliyor. Yani seçimden önce bu toplu sözleşme görüşmelerinin de zaten bu sene toplu sözleşme görüşmesi biz gerçekleştirilip nasıl asgari ücretlimiz memurumuza
efendim işte emeklimize, enflasyonun üzerinde asgari ücretliğin 3 katından daha fazla, 4 katına yakın bir artış. Emekli ve memura da 2 katı civarında bir artış yapıldı. Bu seviyede bir artışın da kamuda çalışan işçilerimiz için de yapılmasını ve bir an evvel bir toplu sözleşme masasına oturulup bunun da bitirilmesini bekliyoruz. Sizi görünce tabii birçok toplumun... Ha, buraya nereden geldik? Bunlar niye hep bize yazıyorlar ya da ben çıkınca takip ediyorlar? Çünkü biz bunların hepsinin hak talebi, haklarının takipçisiyiz yani taleplerinin. İşte ikinci sebebi bu. Niye Büyük Birlik Partisi'ne oy verecekler? EYT'lilerin bizi unutmaması lazım. Biz onları hiç unutmadık. 3600 gök gösterge kazananların Büyük Birliği unutmaması lazım. Sözleşmelilerin Büyük Birliği seçim sandığında unutmaması lazım. Tabii genelde Cumhur İttifakı'nı, özelde ben kendi partimi dillendiriyorum, unutmaması lazım. Çünkü bunlar olunmaz denen şeylerdi. Ve biz, yani burada pastanın böyle ciddi bir payının siz kendinizde olduğunu düşünüyor musunuz? Çiftçilerimiz, aynı şekilde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız. Şöyle. Yani işaret fişeğini Büyük Birlik Partisi mi yaktı bu konularda? Tabii biz her zaman hiç boş durmadık. Hep yaktık yani bir kere iki kere değil. Bakın hatırlayın geçmiş hükümetlerde bazı bakanlar Türkiye bütçesi bunu kaldırmaz. Bunun altından kalkamaz. Türkiye batar dediklerinde ben onların da olduğu toplantıda yani yine AK Parti döneminde. Ben tabii onların da olduğu toplantılarda çıktım dedim ki Cumhurbaşkanımızı yanıltıyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza afaki rakamlar söylüyorsunuz. Dolayısıyla da ki o zaman konuşulan rakamlar şuydu. Yani ilk bu işler konuşulduğunda emekli maaşının ortalaması 2000-2500 liraydı. Ve ilk etapta emekli olacak 1 milyon kişi vardı. Yani ne yapar? 1 milyon kişiye 2 milyon verseniz 2,5 milyar. Öyle değil mi? Aylık. 10 ayda ne yapar? 25. 12 ayda 30 milyar para yapardı. Yani hadi bunun şeyle 35 milyar olsun. Yani bundan 2 sene öncesinden bahsediyorum. 35 milyar 2 sene önce Türkiye bütçesini kaldıramayacak. Üstelik 2 sene önce Türkiye bütçesi... Bu kadar yük olmazdı. Hayır, bütçe açığı çok azalmıştı. Cari fazla vermeye başlamıştı. Çok rahat karşılardı. Bugün ne kadar? Bugün şimdi diyelim ki 5 milyon üzerinde EYT'li bu haktan faydalanacak şu anda. Ama ilk etapta 2 milyon civarında kişi... isterse emekli yani olabilir. Ama, evet. Ama bizim tahminlerimize göre 1 milyon civarında bir kişi hemen emekli olacak. Baktığınız zaman bugün ortalama aylıkları 6 bin lira olsa ne yapar? İşte 72 milyar yapar yılda. Öyle değil mi? 72 milyar para yapar. Peki bu 72 milyarı 4 trilyon 300 milyar bütçesi olan bir ülke kaldıramaz mı? Çok rahat kaldırır. Ya biz sadece geçen sene ek bütçede 1 trilyon 80 milyar Türkiye EYT'yi rahat kaldırır, diğerlerini de kaldırır. Dolayısıyla ikincisi bu. Üçüncüsü ne? İmar affı konusu çok soruyorlar. Üçüncüsü niye Büyük Birlik Partisi'ne oy verecekler? Sorunuzun cevabını veririm. Üçüncüsü şu. Büyük Birlik Partisi güvenlik, özgürlük, refahın yanında önce ahlak, maneviyat ve adalet diyen bir siyasi parti. Şimdi dolayısıyla da biz ahlaki konularda da maneviyatımızla ilgili konularda da hem Türk kültürünün korunması, yaşatılması, hem İslam inancının bu ülkede ta Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağından çıkan Gazi Alperenler burada Türklüğü, Müslümanlığı yerleştirmişler. Hacı Bektaşi Veliler, Yunus Emreler, Hacı Bayram Veliler. O yüzden de Büyük Birlik. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi milletin ta kendisi. Yani bu milletin çoğunluğu nedir? Türktür. Ve anayasa... Şimdi biraz sonra belki onu da konuşacağız. Konuşacağız biraz. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür, Müslümandır. Büyük Birlik Partisi Türk İslam ülkücülerinin partisi. O yüzden versin evet. Diyorsunuz. Büyük Birlik Partisi'ne seçmen haklarınızı da savunuyoruz artık diyorsunuz. Artık zamanı geldi. Zamanı. 30 yıl oldu. 29 Ocak'ta partimizin 30. kuruluş yıl dönümünü biz kutlayacağız. Kurucu liderimiz, merhum şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı da bu vesile bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Biz de kendisine Allah'tan tekrar rahmet diliyoruz. Gerçekten onun da evet. Bir an önce aydınlatılması gerekiyor. Bu Edim suikastinde birazdan başka bir konu vesilesiyle tekrar rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anacağız. Şimdi İmar mı demiştin? İmar affı ve bir de bir vergi affından bahsediliyor. Yani son dönem bir siyasi kulis midir yoksa
gerçekliği var mıdır bilmiyorum. Çok kısa kısa imar affı meselesiyle ilgili çok mesaj geliyor. Siz bu konuda konuyu da meclise taşıdınız. Evet. Hem imar affı hem de vergi affı ile ilgili herhangi bir hareket var mı şu anda? Şimdi aslında yeni bir imar affı için kanun teklifi vermedik. Biz geçmişte yapılmış olan 2017 yılında yapılmış olan imar affındaki yapı kayıt mağduriyetlerinin giderilmesi için bir kanun teklifi verdi. Ciddi bir kitle var öyle de. Tabii 3 milyon üzerinde. Yani tam biz belirlemedik ama 3 milyonla 4 milyon arası bir kitle var. Şimdi dolayısıyla da o zaman ya uydu çekimlerinde hata olmuş ya işte parasını yatırmış alamamış bir sürü şey var. Biz o zaman 10 milyon üzerinde insan buraya başvurmuş 2017'de. İşte bunların 3 ile 4 milyon arasındaki insan faydalanamamış. Yani bir takım sıkıntılar olmuş. Biz bu mağduriyetlerin giderilmesi için verdik. Bakın burada insanlar tersten geliyor. Şöyle tersten geliyor. Sanki işte kaçak yapılaşmayı işte efendim teşvik edecek ya da kaçak yapılara bir af getirecek yeni bir şeymiş gibi. Bizimki öyle değil. Bakın bizimkinin şartları var. Biz bir özel mülkiyet olacak. Ne devlet arazisi, ne kamu arazisi, ne orman arazisi asla. İkincisi yapı kayıt belgesi olduğu için depreme dayanıklı binalardan bahsediyoruz. Üçüncüsü kesinlikle bizim yani normal imar şeyine aykırı yapılaşmalarla ilgili bir düzenlememiz ya da teklifimiz yok. Şimdi bize bunu söyleyenlere ben şunu söylerim. Başta büyükşehir belediyeleri, iki büyükşehir belediye başkanı ve onların yönetimleri olmak üzere. Yani Türkiye'de hangi iki belediye başkanı? Büyük, en büyüğü Türkiye'nin. Yani, İstanbul ve Ankara'dan bahsediyorum. Sayın Yavaş. Bakın Sayın şu anda Ankara'da 350 bin civarında kaçak yapı olduğu söyleniyor. İstanbul'da 800 bin civarında kaçak yapı olduğu söyleniyor. En meşhurları da başta olmak üzere, kamuoda gündeme gelenler de başta olmak üzere. Soruyorum bu arkadaşlara ya da bu yönetimlere. Niye yıkmadılar bunu 3,5 senedir? Yani şu an kaçak gibi gözüken... Ellerini tutan mı vardı? Niye yıkmıyorlar? Önemli bir soru. Bunların için, bunun için aletleri mi yok? Ekipmanları mı yok? Efendim işte o rakamları bir tekrar verir misiniz? Vinçleri mi yok? Kaçak bina kaç tane var dediniz? Kaçak Ankara'da 350 bin civarında kaçak bina olduğunu söyledi arkadaşlar İstanbul'da? Bize. İstanbul'da? İstanbul'da 800 bin civarında. Türkiye genelinde 4 milyona yakın kaçak yapı olduğu söyleniyor. Ve diyorsunuz ki Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş niye yıkmıyor madem bu kaçak binaları? Hayır. Niye yıkmıyorlar? Bizim kanun teklifimizle ilgili farklı bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Sanki biz efendim işte kaçak binalar için imar affı teklifi vermişiz gibi. Biraz önce anlattım. Bizimkinde asla böyle bir şey yok. Ya biz devlet malı, yetim malı. Peki niye yıkıyorlar? Tüyü bitmemiş bu insanın hakkını için biz efendim işte bir şey verir miyiz? Bu bizim inancımıza da, kültürümüze de, ideolojimize de ters bir şey. Şimdi bunu onlara soruyorum. Cevap alamıyorum. Niye yıkmıyorsunuz? En meşhurları da başta olmak üzere. En meşhurları derken? En kamuoyunda konuşulan en büyüklerinden bahsediyorum. Niye yıkmıyorlar? 3,5 senedir niye yıkmıyorlar? Güya ihale açıyorlar. Yıkım ihalesi açıyorlar. Şaka İşaret gibi. Ettiğiniz bir yer mi var? Şaka gibi. Yok. Genel konuşuyorum. Şaka gibi. İhale açıyorlar. Yıkım ihalesi diyelim. İhaleye giren olmuyor. Ya da giriyor. İhale iptal oluyor. Güya 3,5 senede bir yıkım ihalesi gerçekleşmez mi? Var mı böyle örnekler? 3,5 tabii var. Pek çok. 3,5 senedir. 3,5 senedir. Senin bu binaları yıkacak aletin mi yok? Vincin mi yok? Kepçen mi yok? Yoksa al kardeşim. Al. Niye kaçak yapıya müsaade ediyorsun? Yani ben bir de şunu da açıkça ifade ediyorum. Yani bu kadar binanın, bu kadar bina yapılmışsa aslında bunların bir kayıt altına alınıp depreme dayanıklıysa ve efendim işte yapı şeyini bozmuyorsa cezasını kesersin. Ne kadar rant elde etmiş buradan fazladan? Diyelim ki 1 milyon. Tamamını alırsın hazineye, kasaya ve dolayısıyla da onu da ruhsatlandırırsın. Peki Sayın İmamoğlu'na ya da... Milli servettir neticede bunlar. Sayın İmamoğlu'na ya da Sayın Yavaş'a öyle bir vesile sordunuz mu bunu ya da ne bileyim birilerine kamuoyu dışında da bir yani diyalog ben, oldu mu? Ben kendim sormadım ama arkadaşlarımız sordu ya da... Var mı bir cevap? Mecliste cevap yok. Anladım. Cevap yok. Sayın Genel Sadece Başkan. Sadece bu iki belediye başkanı da sınırlı değil. Bunlar en büyükler olduğu için söyledim. Tabii en çok yapı İzmir'de oralarda. Buna dahildir. Ne bileyim Adana'da dahildir. Mersin'de dahildir. Hepsi dahildir. En çok yapılaşma orada olduğu için söyledim. Çok soru var size. Evet. Vergi affı konusuyla ilgili bir gelişme var. Vergi affı ile konusuyla ilgili henüz ete kemiğe bürünmüş bir şey yok. Ama
Olabilir mi? Olabilir. Yani sizin peki Büyük Birlik Partisi'nin böyle bir teklifi çalışması olacak mı? Şöyle, yani biz ilkesel olarak aslında bu konularda biraz şeyiz, tereddütlüyüz. Yani neden? Çünkü vergisini ödeyenle ödemeyenin aynı kefede değerlendirilmemesi lazım. Ya da şöyle bir anlayış olmaması lazım. Yani efendim işte ödemiyorum, nasıl olsa ileride bir af çıkar. Şimdi eğer bir vergi affı çıkacaksa ki çıkabilir. Yani çünkü Türkiye dünya ile birlikte ekonomik zorluk çekiyor. Çıkmasında da bir mahsur yoktur bu dönemde bize göre. Yalnız orada vergisini düzenli ödeyenlere de bir kolaylık gelmesi lazım. Madem ödemeyene bir af çıkıyorsa ödeyenin suçu ne? Ödeyenin de ödüllendirilmesi lazım. Bunun yapılması lazım. Daha da önemlisi şunun yapılması lazım. Türkiye'nin kapsamlı bir vergi düzenlemesine ihtiyacı var. Yani şimdi ben mesela gerçekten rahatsız oluyorum. Stopaj vergisi nedir ya? Yani bir insan binasını kiraya veriyor. Sen de stopaj vergisi alıyorsun. ÖTV daha da acayip bir şey. Ona da söyleyeceğim. Şimdi ve kiraya tutan adam 10 bin liraya kiraya tuttuğu yere 2 bin lira da stopaj veriyor. Yani niye ödüyoruz biz? Niye veriyorum? Aslında onu ev sahibi ödemesi lazım da o kiracıyı ödettiriyor. Halbuki şöyle yapılsa bu problem ortadan kalkar. Tamamen gelir vergisi dilimi içinde bunlar toplansa gelirine göre insan öder bunu ve dolayısıyla da kiracı da bu yükten kurtulur. Gerçek şu. Stopaj vergisini bina sahipleri değil, dükkan sahipleri değil, iş yeri sahipleri değil, kiracılar ödüyor. Ve kiracılar da kirayı ödemekte zaten zorluk çeken kiracı stopaj vergisini nasıl ödeyecek? Yani bunların burada düzenlenmesi. Bunların hepsinin kapsamı düzenlenmesi lazım. ÖTV çok doğru söylediniz. Orada büyük bize göre yanlış, haksızlık var. Şimdi mesela akaryakıtta ÖTV'yi düşünelim. Araç, asıl araç da felaket. Hayır, araç da yine şöyle, orada bir seçenek var. Yani isteyen alıyor, isteyen almıyor şeyine göre. Ya ama şimdi şöyle akaryakıtta bir seçenek yok. Bak şöyle Deniz Çok özür dilerim, lafınızı bölüyorum. Şimdi araçların özellikle ithal araçların belli bir segmentten sonra neredeyse aracı ödediğiniz iki katını da vergi ödüyorsunuz. O orada ayrı bir konu. Ben onu tartışmıyorum. Ben geliri düşük olanın yanında olduğum için daha çok onu zorda olan o olduğu için ama şu anda. Ama birbirini etkiliyor ya. Hayır şöyle. Şimdi mesela akaryakıt almaya gittiğinizde Türkiye'nin en fakir, yani şu anda 3500 lira emekli maaşı alan emekli de akaryakıt alırken aynı oranda ÖTV ödüyor. Türkiye'nin en zengini de arabasını akaryakıt alırken aynı oranda ÖTV ödüyor. Tabii böyle bir dilim işte, olmaz. Bu olmaz yani. Buradan onu kaldırmak lazım. Yani zenginden geliri olandan alınır vergi. Kazancı olandan alınır. Burada da böyle bir uygulama yapılması gerekiyor. Tabii biz onun için genel bir düzenlemeden yanayız. Bu vergiyle ilgili, bu belki seçim önüne yetişmez ama seçim sonrasına kalabilir. Seçim öncesinde bize göre yapılması gereken acil işlerden birisi nedir? O da şudur. Biraz önce konuştuk, yarım kaldı. Asgari ücret Türkiye'de bir asgari geçim rakamı olarak bir şey yapılıyor, evet. Algılanıyor. Öyle değil. Türkiye'de yeni bir tespit komisyonu kurulmalı. Aynen asgari ücret tespit komisyonundan daha kapsamlı bir komisyon. Asgari hane geçim rakamı belirlenmeli. Yani diyelim ki 4 kişilik ya da 3 kişilik bir hane, evi kira ise ya da kira değilse ona göre efendim asgari kaç liraya geçinebilir? Diyelim ki 10 bin liraya geçinebilir. 10 bin lira diye çıktı bir rakam. Asgari 10 bin liraya geçinebilir. Ve asgari ücret de yani bir haneye giren, ister bu asgari ücret olsun, ister emekli maaşı olsun, ister küçük esnaf olsun, çiftçi olsun, bütün halkımız için söylüyorum. Diyelim ki geliri de 8 bin lira bütün evine giren. 2 bin lirayı devlet tamamlayacak, sosyal devlet yani, tamamlayacak. Yani 10 bin liranın altında farz-ı muhal söylüyorum, farz-ı muhal. Bu 12 bin liraysa 12 bin lira. Belirlenecek. Rakamın o eve altında, o para girmesi gerekiyor diyorsunuz. Hiçbir hane kalmayacak o gelirin altında. Sayın Genel Başkan, epey ekonomi konuştuk. Evet. Tabii insanların bir numaralı gündem konusu ekonomi. Mağdur grupları da sesini dile getirdik. Ama şunu da söyleyelim. Türkiye ekonomisi gerçekten iyiye doğru gidiyor. Enflasyon düşüyor. Daha da düşecek. Tabii bu enflasyon düşerken bazı ürünlerin fiyatlarının artması da anormal. Hiç normal değil. Bunlara da seyirci kalınmaması lazım ve müdahale edilmesi gerekiyor. Vatandaş ufak korunması lazım. Mesela ben ekmek zammını anlamadım. Ya ekmek yani, zammı, ben de onu size söyleyecektim. Bir saniye. Bu konularda çok hassassınız. Ekmek zammı biraz fazla olmadı mı sizce? Hayır de? Şöyle. Bir kere buğday. Gerçi giderler de arttı da. Buğday, bakın Deniz Bey. Buğday fiyatı
sezonunda, ki fiyattan daha düşük şu anda bildiğim kadarıyla. Yani sezonda 7-8 lira arası şey satıldı, buğday satıldı, Temmuh'un alış şeyi. Biz de sattık, biz de çiftçilik yapıyoruz. Arpa da sattık, buğday da verdik Temmuh'a. Borsaya da gittim ben, Polat'ta borsada da satışları bu gördüm. Bu konuyla ilgili de çok gündem olmuştu, bir kuzu meseleniz sizin de. O farklı bir şey. Tabii Anadolu'daki bir geleneği, göreneği, bir ekonomi şey yapmıştım ama o tabii onu birileri istismar etti. Aslında onlar biliyor ne demek istediğimi de. Şimdi burada buğday da meselesi. Tabii ekmek şimdi %20-25 oranında bir zam gelmesi, şu anda zam gelmesi, enflasyon düşerken. Bir de tam asgari efendim, ücret zammı tabii, oldu, üstüne oldu. Şimdi insanlarda bir alım gücü endişesi oldu. Acaba fiyatlar evet, da artacak, hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ama şimdi bu artışı ben de gerçekten garipsediğimi ifade ekmek etmek istiyorum. Ekmek artışından bahsediyorsunuz. Ekmek artışını ve diğer soğan başta olmak üzere diğer ürünlerdeki artışları. Yani şimdi dolayısıyla da gıda fiyatlarında özellikle müthiş bir oynama var. Buna müsaade edilmemesi lazım. Çünkü gıda stratejik bir üründür. Bakın biz pandemi ve savaş döneminde şunu gördük. Bir, enerjide. İki, gıdada. Üç, savunma sanayinde mutlaka kendi kendinize yeteceksiniz. Başkanım son artık tamam, 15-20 dakikamız, bir siyasete girelim. Bolca ekonomi konuştuk. Ankara'nın orta yerinde geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş suikasti. Tabii Türkiye'nin önemli konularından bir tanesi. Ne diyeceksiniz Sayın Genel Başkan konuyla ilgili Ankara'nın göbeğinde? Önce tabii ailesine, annesine, babasına, eşine, acılı çocuklarına başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Şimdi tabii emniyet, savcılık soruşturmayı sürdürüyor. Efendim işte gözaltına alınanlar var, tutuklananlar var. Ben bu olayın emniyetimiz ve savcılığımız tarafından, yani devlet tarafından şu anda soruşturmalar yürütülüyor. Ve ben burada failler de zaten yakalandı diye biliyorum. Dolayısıyla da bu olayı gerçekleştirenler hukuk önünde mutlaka şu andaki süren soruşturmalara göre de baktığımız zaman çıkarılacaklardır ve olay da aydınlatılacaktır diye düşünüyorum. Aileyle görüşme fırsatınız oldu mu ya da konuştunuz mu? Çünkü epey bir özellikle sosyal medyada siyasetin özellikle muhalif kesimden yüksek sesler çıkıyor konuyla ilgili. Sizin aileyle bir görüşme fırsatınız yani şimdi oldu mu? Tabii yani genel bakın, bu durum... Aile de bunu ifade etti. Yani bu meselenin siyasi istismar konusu yapılmaması noktasında ailenin de bir talebi var. Ailenin de bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Ve ama maalesef Türkiye'de her konu siyasi istismar konusu yapılabildiği gibi bu hadise de belli kesimler tarafından hem kasıtlı olarak hem de bilinçli olarak bir siyasi istismar meselesi yapılıyor. Ve bunu yapanların büyük bir çoğunluğu, ben buradan ülkücü camiayı, Türk milliyetçilerini tenzih ediyorum. Onun dışında kalan camiye adlandırmak da istemiyorum. Çünkü adlandırdığım zaman da cevap hakkı doğuyor. Onların da istediği bu. Birileri konuşsun da onlara da malzeme çıksın. Onlara da malzeme vermek istemiyorum. Ama sadece şunu söylüyorum. Yazdığı bir kitapta ki biz mahkemeye vermişiz. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere ülkücülere, ülkücü hareketinde liderlik yapmış insanlara, katiller sürüsü diyen alçakların, ahlaksızların, haysiyetsizlerin bu meseleyle ilgili konuştuklarını duyduğumda ben o kendisini biliyor. Onlar kendilerini biliyor. Dolayısıyla da ben bunların kesinlikle iyi niyetli olmadıklarına inanıyorum ve biliyorum. Bunlar ekran önünde farklı, ekran arkasında farklı konuşan insanlar. Bizim bazı arkadaşlarımızın da onlarla çıkıp program yaparak sanki onlar gerçekten samimiymiş gibi bu hususlarda bir tavır açığına girmelerini de doğru bulmuyorum, yadırgıyorum. Onları da dediğim gibi üzülerek seyrediyorum. Kimde tam ben anlayamadım ama. Neyse yani isme girmeye gerek yok. Peki. Sana söylerim şeyden sonra. Yayından sonra diyorsunuz. Evet. Şimdi... Ama o kendisini anladı kime söylediğimi. Çünkü bir insan diyorum ki açık adres veriyorum. Kimiz mahkemeye de vermişiz kitabında. Şu anda bir TV kanalında hem yönetici pozisyonu var hem program yapıyor. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu, şehit Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere ülkücü hareketin önemli şahsiyetlerine, ülkücü hareketin tamamına, tamam mı, katiller sürüsü diyen bir
zavallı, bir haysiyetsizle beraber ben bir programa çıkar mıyım ya? Yani kendisini bir ülkücü, bir Türk milliyetçisi olarak lanse eden birisi ya da kamuoyunda bilinen birisi ya da kendini öyle ifade eden birisi onunla televizyona çıkıyor, program yapıyorsa ben ona da söyleyecek söz bulamıyorum. Onun takdirinde Türk milliyetçilerine, ülkücülere bırakıyorum. İsim de vermediğiniz için birçok insan anlayamamış olabilir. O yüzden siz söyleyeceğinizi söylediğiniz isim de vermek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii Sinan Ateş suikastinin de kamuoyunun tatmin olacağı bir şekilde aydınlatılması gerekiyor. Çünkü burası da başkent, Türkiye'nin göbeği. Böyle olayların da yaşanmaması gerekiyor. Yani Acılı ailesine de o iki kız çocuğuna da gerçekten içimiz parçalandı. Ya insan üzülmemesi diye bir şey söz konusu olabilir mi ya? Ya insanız hepimiz, vicdan taşıyoruz ya. Dolayısıyla da onun için ben... Seçim dönemiyle ilgili endişeleriniz var mı? Mesela bu da zaman zaman dile getiriliyor. Yani güvenlik endişeleri şu bu. Çünkü Türkiye değil, Amerika için de aynısı geçerli, İngiltere için de aynısı geçerli. Artık dünyada böyle operasyonel olaylar, illa siyasi suikastlerden bahsetmiyorum. İtibar suikastleri de en az siyasi suikastler kadar can alıcı, can yakıcı olabiliyor. Seçim dönemiyle ilgili bir endişeniz var mı? Türkiye'deki? Bu hadiseleri geçmişte yaşadı biliyorsunuz. Yani özellikle 90'lı yılların başında yaşadı. 93-95 arası biliyorsunuz. O bazı gazetecilere, siyasetçilere yönelik suikastler gerçekleştirildi. Bir de 2010 yılı ve 2011 yılından sonra 2009'u da hatta katabiliriz. 2015 bunlar yılı gibi. Yaşandı tabii. Bunlar yaşandı. Ama ben şunu gördüm. Türkiye geçmiş o yıllarla kıyaslandığında şu anda mesela en son konuştuğumuz hadise bundan 10 sene önce olsaydı ne failler yakalanmış olurdu, ne hemen failler tespit edilemezdi bile dahi. Çünkü bu kadar sistemler yoktu. Yani her tarafta bir kamera. Bir de tabii iletişim ve teknoloji çağındayız. Teknoloji hiçbir şey gizli saklı kalmıyor. Tabii kalmıyor yani. Dolayısıyla da bir iş yapıyorsa birisi bunun mutlaka ortaya çıkacağını da bilmesi gerekiyor. Ve devletimizde, emniyetimizde, içişlerimizde, hukukumuzda bu anlamda gerçekten hem çok tecrübelendi hem imkanları çok genişledi. Ve dolayısıyla da bu tür hadiselerin zaten pek çoğu yaşanmadan önce engelleniyor. Mesela biz diyelim İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırıyla Türkiye karşı karşıya kaldı. Ama benim bildiğim 50'ye yakın saldırı girişimi de önlendi. Çok daha şimdi, üstünde. Çok daha çok üstünde daha belki üstünde. De saldırı girişimi, yüzlerce saldırı girişimi de önlendi. Şimdi mesela ben geçtiğimiz hafta Perşembe Cuma Hakkari'deydim, Yüksekova'daydım. Ve Yüksekova'ya gittik. İşte önce bir salon toplantısı. Kürt vatandaşları da Cumhur İttifakı'nın halk buluşması arası yaptı. Açık mı Sayın Genel Başkan? Değil. Mi? Onu sorayım size. Şimdi bakın ben Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da gitmediğim il kalmadı son bir yıl içerisinde. Diyarbakır'a da gittim, Urfa'ya da gittim, Van'a da gittim, Şırnak'a da gittim. Özellikle HDP'ye karşı Kırnağa çok keskin bir ittifak Cumhur İttifakı ya. O bölgede halk nezdinde bununla ilgili sıkıntı Cumhur İttifakı'nın da en keskin partisiyiz biz. Ha, bir de yani siz bir tabii. Bir de tavizsiziz yani. Ben mesela HDP'den seçilmiş olan meclis başkan vekilini yönettiği hiçbir oturuma katılmıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani çünkü onları bir legal siyasi parti olarak görmüyorum. Yani legal görünümlü illegal bir yapı olarak görüyorum. Peki, yani size göre direkt Cumhur PKK'nın siyasi şubesi olarak görüyorum. Bunu da söylüyorum. Bunu Hakkari'deki konuşmamda da söyledim. Yani siyasi bölücülük, terörle mücadele. Size göre AK Parti ve MHP'de mi katılmamalı? Efendim? Size göre AK Parti ve MHP'de HDP'lilerin yönettiği oturuma katılmamalı mı? Katılmamaktan ziyade ona o imkan verilmemeli. Ha, hiç yönetmemeli. Verilmemeli. Diyorsunuz. Çünkü neden? Deniz Bey bakın dünyanın hiçbir yerinde ama seçilmiş. Terörün partisi olmaz. Seçilemez. Terörist nasıl seçilebilir ya? Ama bunlar seçilir. Niye seçiliyor işte? Ben de onu soruyorum. Niye seçiliyor? Şu an terörist dediğiniz isimler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri. Hayır niye seçiliyorlar? Terör örgütünün partisi. Onun, terör örgütünün milletvekilleri. Onun sözcüleri. Benim Kürt kardeşimin temsilcileri değil ki. Hakkari'de de söyledim. Sizin temsilcileriniz değil bunlar dedim. Bunların hepsini işte görüyoruz sanıyoruz meclisteki. Yani çoğu Kürt kökenli bile değil. Çoğu Müslüman bile değil. Çoğu efendim işte bizden değil ya. Bizden değiller yani adamlar. Başka bir şeyler bunlar. Emperyalistlerin uşağı çoğu. Oralara hizmet ediyorlar. Ya da kendi eski sosyalist düşüncelerine, fikirlerine hizmet ediyorlar. Aşırı sol şeyler yani böyle militan
gibi sol fikirlere, düşüncelere sahipler. Ben bunu derken genel sol düşünceyi tenzih ederim. Yani ben ahlaklı, vatansever, devletin varlığından, ülkenin bütünlüğünden yana olan çok solcu arkadaşımız var. CHP'de olsun, başka siyasi partilerde olsun, özel hayatımızda olsun. Kapatma çok arkadaşımız davası var. Kapatma davası var HDP'nin özellikle gelirlerine. HDP ve HDP'nin yanında o şimdi mesela konusu. Dördüncü bir ittifak falan deniyor. Onun yanında kümelenmiş olan siyasi görüşlere ya da partilere baktığınızda bundan ortak özellikleri şu. Bundan ortak özellikleri bir, devlet düşmanlığı. İki, vatan düşmanlığı. Üç, millet. Milletten kastım ya. Bu milletin değerleri yani kültürünün, Türk kültürünün ve İslam inancının düşmanı. Yani şu an HDP'nin Batı uşağı. Bundan mesela LGBT artıları savundukları kadar Türk'ü, Türk milletini, Türk kültürünü, ahlakını savunmazlar. HDP'li milletvekillerinin tamamının mı az önce söylediğiniz sıfatlara haiz olduğunu düşünüyorsunuz? Ya istisnalar olabilir. Ben ona bir şey söylemiyorum. Ben genelden bahsediyorum. Yani istisnalar her topluluğun içerisinde olabilir. Ama onların da orada bulunmaları ihanet değilse bile gaflettir. Yani ne için bulunuyorsun o zaman sen? Orada niye bulunuyorsun? Yani niye bulunuyorsun kardeşim o zaman orada? Sayın Başkan. Onun için behamehal kapatılmalıdır. Kapatılma davası bitmeden önce de bu 10 Ocak'ta biliyorsun hazineden siyasi partilere yardım gidecek. Bunu da ilk biliyorsunuz kamuoyunda biz dillendirdik. Siz zaten hazine yardımının tamamına karşısınız. Tamamına karşıyız ama bu HDP için öncelikle şu 10 Ocak'ta biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı talepte bulundu. Anayasa Mahkemesi 6 Ocak'ta, bugün kaç Ocak'tayız? 5. Yarın görüşecek. Yarın bu konuyu görüştüğünde inşallah ben milletimizin beklentisini buradan dillendiriyorum. Milletimiz HDP'ye yapılan bu yardımın en azından zaten hiç verilmemesi lazım da kapatma davası sonuçlanana kadar tedbir konulması %100 gerekir. Bu konulmazsa bu resmen dediğim gibi hukukta çiğnenmiş olur bize göre ve devlet eliyle Anayasa Mahkemesi eliyle HDP'ye bir kaynak aktarılmış olur cümlesi biraz ağır oldu, bunu da söyledim. Başkan, son 6 dakika çok hızlı hızlı gidelim size zahmet. Cumhur İttifakı'nın oy oranı, işte Sayın Cumhurbaşkanı kazanır mı? Mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı alabilir mi? Özellikle meclisteki çoğunluk konusunda soru işareti olduğu ifade ediliyor. Bilmiyorum katılacak ben, mısınız? Ben şu anda dün akşam da bir anket sonucu öğrendim ya da size geldi. Konuştuk, bilgim oldu. Daha doğrusu ne orada gördüğüm şu. Şu bir kere seçimin her iki ayağını da Cumhur İttifakı kazanıyor. Nasıl yani? Şey yani hem Sayın Cumhurbaşkanı kazanıyor hem meclis çoğunluğunu alıyor. Vatandaşımız bunu bilmesi ve bu konuda bir endişesi olmaması yüzde lazım. Yüzde kaçta kazanıyor Sayın şimdi, Erdoğan sizdeki ankete çünkü göre? Çünkü birileri algı oluşturuyor. Birileri algı oluşturuyor. Bizimkiler de bu algıya, bizimkilerin bazıları da bu algıya yeniliyorlar. Yani efendim işte Cumhurbaşkanı da kazanıyoruz da işte mecliste çoğunluğu kazanamıyor. Yok böyle bir şey. Cumhurbaşkanı da kazanıyor Cumhur İttifakı. Bu birliktelik devam ettiği sürece ve buraya mutlaka daha başka katkı yapan vatandaşlarımız da olacaktır. Oy artacaktır. Destekleyen kesimler artacaktır. Elinizdeki İttifak anket ne diyor Sayın Genel Başkan? Dolayısıyla da elimizdeki anket şunu söylüyor. Bir kere ilk turda Cumhurbaşkanımız seçiliyor. Bunda bir şey yok. İkincisi 51 ile 53 arası bir oy. Yani bu 53 de olabilir, 51 de olabilir ama seçiliyor. İkincisi meclis ayağında ise şu andaki şeyi söylüyorum ben. Şu anda 275 işte 325 civarında milletvekili çıkarıyor. Sayın yani, Cumhurbaşkanı %51-53 ile kazanıyor diyorsunuz. Evet. 325 civarında da milletvekili çıkıyor. Bu minimum. Bu minimum. Bu 350'ye kadar da gidebilir. Tamam. Kısaca şunu da sorayım. Şu an altılı masa toplantısı başlamak üzere saat 12'de. 15 dakika sonra aşağı yukarı. Ne varmış menüde? Altılı masada adaylık meselesinin gündeme gelmeyeceği söyleniyor bu toplantıda, bilmiyorum. Siz de bu konuyla ilgili düşünceniz ne? İki, ya şunu soracağım. Bir, altılı masanın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Sizce aday kim olacak? Çok çünkü soruluyor bu soru. İki, İmamoğlu meselesinin
Millet İttifakı'na siyasi olarak bir can suyu olduğunu düşünenler var. İmamoğlu yargılama süreci zamanlama itibariyle doğru mu yanlış mı? Bu iki konuyla ilgili düşüncelerinizi alıp bitirelim programı yavaş yavaş. Çok açık, sarih ve net söyleyeyim. Bir kere 3,5 yıl olmuş değil mi bu sözler edileli? Bir kere bu zamana kadar çoktan bitmesi lazımdı. İmamoğlu davası. İmamoğlu da 3,5 yıl olmuş. Yani bir ahmak sözünden bahsediyoruz. Bunun yargılamasından bahsediyoruz. Niye bu kadar gecikmiş? Niye gecikmiş? Bilmiyorum yani. Ben de onun soru cevabını arıyorum. Bir kere bu niye gecikmiş bu kadar? İkincisi şu. İkincisi efendim işte bilirkişi raporları falan. Ya bir ahmak sözünde bilirkişi raporu bu kadar fazla bilirkişi raporuna gerek yok ki. Net yani adam bu cümleyi kullanmış. Bir düşünceniz var mı bu işin uzamasıyla alakalı? Ya bu işin uzamasıyla ilgili bir... Hiç de bir mantıklı tarafı yok. Yani mesela Cumhur İttifakı tarafından baksan hani bizim tarafa yarayan hiçbir tarafı yok. Kime yarar diye bakmak lazım. Hatta karar kime yaramıştır diye bakmak lazım. Peki sizce bu işin sonunda İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi? Böyle bir ceza alan ya da herhangi bir ceza alan bir de işin ucunda siyasi yasak varsa niye bu kadar sevindi? Niye havalara uçtular? Sizce bu davanın sonunda İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi? Düşünceniz ne? Bir kere daha söyleyeyim ama bunu söylerken şunu da ifade ediyorum. Ya benim anlamadığım bir şey daha var, o da şu. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine, başkanı dahil, hakaret ediliyor. Ve bizim güya sol entelektüel kesim. Bu arada son iki dakikamız. Bursu altılı masa güya kendilerini çok entelektüel efendim, çok adaletçi, çok halkçı, böyle dürüst. Ya kardeşim, Yüksek Seçim Kurulu başkanı dahil yüksek yargı organının mensuplarına hakaret etme hakkını kim veriyor size ya? Ya da bu normal bir şeymiş gibi. Ya edilir, evet buna edilir. Buna da bir ceza olmaz. Niye olmasın? Peki kardeşim? Siyasi yasağa varacak İki, bir ceza olmalı mı sizce? Bakın şöyle, bu bence diye bir şey yok. Bu yasada var, yasada. Anladım. Bu gidişat şimdi, ne olur bir siyasi yasak gelir mi? Şimdi yasada Deniz Bey, yasada bu ceza varsa hakime bu cezayı verme diyebilir misin? Diyemezsiniz tabii ama. Yasada bu varken şunu demek ne kadar ahlaki ya? Efendim birisi talimat vermiş, birisi de uygulamış. Bu da yargı mensuplarına hakarettir. Yasada var, adamın talimat almasına gerek yok ki. Yasa diyor sonuç ki. Sonuç olarak siyasi yasak geleceğini düşünüyor musunuz? Ben şunu söylüyorum, bunu da açıkça söylüyorum. Bu yasayı değiştirelim gelin. Yani bir hakaretten dolayı insanlar siyasi yasak altına girmesinler. Ama bunun bir cezası olsun, bir cezai müeydesi olsun. Dolayısıyla da bizim yasal düzenlemeyle bunu düzeltebiliriz. Anlıyorum ben. Bir yasal düzenlemeyle bu işin çerçevesini çizilmeli ve İmamoğlu'na bu konuyla ilgili siyasi yasak gelmemeli mi düşünceniz? Ben şunu söylüyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. O, bakın biz genel olarak Büyük Birlik Borsası ilkesel olarak bir şey söylüyoruz. Biz ilkesel olarak diyoruz ki hukuk kararları siyasetin önüne geçmemeli ve siyasete yön vermemeli. Ama bunu derken şunu da söylüyoruz. Yasalarda bir ceza varsa bunu da hakimler niye uyguladı diye kimse hakimlere, yargıya ve de Türkiye'yi yönetenlere saldıramaz ya da onları hukuksuzlukla itham edemez ya da yargıya efendim müdahaleyle itham edemez. Bunun yolu yasal düzenlemeden geçer. Ama yasada varsa evet ceza alabilir. Var çünkü yasada. Bu yasa değişmediği sürece ceza alabilir. Ama bu yasa değişmeliği savunuyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, biz bu şeyi orantısız gördüğümü daha önce de ifade ettim. Anladım. Yani biz burada yeni bir yasal düzenlemenin bütün partilerin mutabakatıyla yapılmasından yanayız. Ama var olan yasaları niye uyguladın diye de hakimlere, savcılara efendim işte itham etmek, onları itham etmek ya da siyasetin müdahalesiyle böyle bir karar çıktığını söylemek doğru değil. Siyaset niye müdahale etsin? Sevinen kim karardan sonra? İmamoğlu. Sevinen kim? Sayın Akşener. Sevinen kim? Bütün o grup, yani altılı masadakiler. Neden? Şöyle dediler, buradan biz de bir mağduriyet oluştururuz. Siyasi bir mağduriyet ve buradan Cumhurbaşkanı'na kadar yürür. Ama benim gördüğüm artık İmamoğlu faktörü ortadan kalktı. Şıkkı tek soru kaldı. Tek cevap alayım. Altılı masanın adayı sizce kim olur? Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra o adaylıktan rücu etmeyeceğini, geri adım atmayacağını düşünüyorum. Bu sadece düşüncem değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde
üst düzey yönetici arkadaşlarla da konuştuğumda bu fikirleri ediniyorum. Siz de bir kulis bilgisi veriyorsunuz. Millet yani. Vekilleriyle konuştuğumda da bunu öğreniyorum. Zaten bir kısmı da bunu açıkça ifade ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu zaten şu anda bütün söylemleriyle, bütün gezileriyle, bütün eylemleriyle Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylüyor. Sadece ağzından çıkmadı ben adayım diye. Onun da çıkması yakındır. Son Sayın Akşener'le ikili yaptıklar. Çünkü o altılı masada bir de ikili masa var biliyorsunuz. Esas masayı yöneten iki kişi kararı alan. Dolayısıyla da orada yapılan görüşmede de bu konunun gündeme geldiğini ve dolayısıyla da burada da Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Akşener'e endişe etmemesini, kendisi aday olduğunda da seçimi kazanacakları noktasında bir takım sözler söylüyor. Ve ondan sonra da biliyorsunuz hem Sayın Akşener'in hem de İYİ Partili sözcülerden ya da milletvekillerinden ya da yöneticilerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olumsuz bir şey duymadık. Sayın Genel Başkan, önümüzdeki günlerde tekrar Ankara'da neler evet, oluyor sorusunu... Evet, her şeyi konuşamadık. Zamanımız, yarım kaldı. Aslında epey de konuştuk. Özellikle evet. Vatandaşların siyasilerden en çok beklediği konular olan ekonomiyi ilgilendiren evet. konulara epey bir vakit ayırdık Ankara'da. Neler oluyor sorusunu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye sorduk. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Deniz Bey size, TV100 ailesine ve bizi... izleyen halkımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri ve halkımızı, milletimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı yıllar diliyorum. Ankara'da neler oluyor sorusunu her perşembe saat 11.00'da önemli bir isime sormaya, onları konuk edip Ankara, Türkiye gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Haftaya aynı soruyu sorana kadar hoşça kalın.